Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz bölümde sizler de hatırlayacaksınız ki Kuzey Afrika topraklarında bazı hamleler gerçekleştirdik. Özellikle Mısır'ın ilan ettiği savaş karşısında Türkiye'nin bize verdiği destekle beraber kendi topraklarımızı korumayı başardık. Fakat Türkiye, Suriye topraklarındaki hakimiyetini tamamen kaybetti. Ayrıca Mısır artık Suriye topraklarına kadar geldi. Türkiye'ye sınır kurdu ve bizim bu bölgedeki topraklarımızı tamamen açıkçası kuşatmış bulunmakta. Yani Mısır artık bizim için gerçekten bir hani güvenlik sorunudur. Tamamen bir güvenlik sorunudur. Bizim bağımsızlığımızı tehdit eden bir ülkedir. Bu sebeple ilk fırsatta Mısır'dan hem intikamımızı alacağız hem de bölgede bize tehdit oluşturabilecek önemli güçlü bir devleti yok etmiş bulunup Süveyş kanalını elimize geçireceğiz. Yani Mısır bizim için tabii ki oyunun sonuna kadar devam edecek. Hani fethedeceğimiz süreye kadar, fethedeceğimiz zamana kadar devam edecek bir tehlike. Mısır'ı sürekli olarak dikkatli şekilde inceleyeceğiz. Onun haricinde biliyorsunuz bizim bir Büyük Akdeniz planımız var. Bu plan çerçevesinde Akdeniz'in kuzeyindeki İspanya, Fransa, İtalya ülkeleriyle iyi ilişkilerde bulunurken güneyindeki Afrika ülkelerine karşı pozisyon almayı düşünüyorduk ama bu bölüm biraz planı değiştirmeye karar verdim. Çünkü artık Kuzey Afrika devletleri de güçlü. Şöyle bakıyorsunuz, Mısır var 225 bin ekonomi. Yani onun haricinde Fas var 220 bin ekonomi. Zaten Kuzey Afrika toprakları tamamen bu 3 ülkeden oluşuyor. Fas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır. Yani bu ülkeleri alamadığımız sürece biz bu bölgede de ilerleme kat edemeyeceğiz. Bu sebeple ben Kuzey Afrika'daki ülkeleri ele geçirebilecek gücü toplamak adına Adriyatik kıyısındaki bütün ülkeleri karşıma almayı düşünüyorum. Bu ülkeler kimler? Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Slovenya devletleri. Bakın, bunlardan ele geçireceğimiz ekonomi 14 bin, bunda 60 bin, bunda 33 bin, bunda 8 bin, bunda 5 bin, bunda. Yani gerçekten bu devletleri ele geçirdiğimiz takdirde çok güzel bir ekonomiyi de kasamıza alacağız, hanemize yazdırmış olacağız. Bu sebeple bu bölüm aslına bakarsanız tamamen bir Adriyatik operasyonuyla, Adriyatik harekatıyla geçecek diyebiliriz dostlar. Tabi bunun içinde kullanılacak bölge Tirana ve Arnavutluğun güneyi Sarande toprağı. Bu bölgeler bizim için bu savaşlar adına üs olarak kullanılacak. Şimdi şöyle bir turlarımızı atlamaya başlayalım yavaştan. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Artık bundan sonra yapacağım serilerde ben eğer saldırganlığı %25'e falan çekeceğim abi. Yani çünkü bakın, daha 3. bölüme geldik ve 3. bölümden itibaren dünya epey bir karışmış durumda. Sadece Asya biraz daha barış içinde yaşıyor. İran coğrafyasına kadar olan bölüm bir tık daha barış içinde yaşıyor. Avrupa'da Almanya zaten basbaya neredeyse Nazi'yi kurmak üzere. Hani gerçekten tehditkar bir şekilde ilerliyor. Türkiye'yi zaten söylemiyorum bile. Adamlar Ukrayna'yı falan aldılar. Bir de girdiler Slovakya'yı falan aldılar oradan. Hani bakın şu anda da Fransa ile İspanya bir savaşa girdi. Fırsat. Bir dakika, Fransa hem Birleşik Krallık'ta savaştı hem İspanya'yla savaştı. Oha, harbiden fırsat bu fırsat. Bas. Bas orduları, sefere gidiyoruz hocam. Evet abi, gerçekten fırsat bu fırsat. Şu anda İspanya ve Fransa arasında dönen savaşın gidişatına göre savaş ilan edeceğimiz tarafı belirleyeceğiz. Arabistan devleti bu arada bize savaşı ilan etti. İlginç bir haber. Beklemiyordum Arabistan'ın bize savaşı ilan etmesini. Büyük ihtimalle barışı da kabul etmeyecekler. Bu biraz kötü oldu açıkçası. Yani tam ben Fransa ile İspanya'yı arkalayacağım. Sen gel bana savaş ilan et. Aferin sana ya. Benim seninle bir işim yoktu ki oğlum. Evet, barışı da kabul etmiyor maalesef. O halde abi, topraklarımızı terk edeceğiz. Ve bu savaşa Türkiye'yi de çağıracağız. Eğer biz toprak kaybı yaşarsak Türkiye bizim arkamızı kollayacak. Olay budur abi. Biz Fransa ve İspanya devletlerini arkalarken, gerekli toprakları almaya çalışırken Türkiye'de bizim bereketli ilhalde bulunan topraklarımızı korumakla görevli olacak. Şöyle hemen ordularımızı çıkarmaya devam edelim. Paramız eksiye falan düşebilir abi. Hiç önemli değil. Yeter ki şu anda bu karşımızdaki devletleri ele geçirebilecek kadar güzel bir büyüklükte ordu toplayabilirim. Eğer toplayabilirsek gerçekten bu devletlerden alacağımız topraklar yaptığımız her türlü kaybı ve harcamayı telafi edecek derecede yüksek. Birazdan sizler de göreceksiniz. Evet, şu anda geldik abicim Fransa'nın topraklarına. Şöyle, evet, bir şu toprağı da alsın. Çok güzel. Şimdi vakit bizim vaktimiz abi. Artık sanırım her şey hazır gibi görünüyor. Fransa'ya savaşımı ilan ediyorum. Şu anda dünyadaki pek çok devlette savaştalar. Romanya, Birleşik Krallık, İspanya, Mısır, Polonya, Endonezya gibi güçlü devletlerle, hepsi de güçlü devletler harbiden, savaştalar. Yani buradan faydalanmazsak hiçbir yerden faydalanamayız zaten. Nice çıkarmamızı atarak başlayalım o halde abi. Çok güzel, başarılı bir çıkarmayla savaşa başlamış olduk. Lütfen Akdeniz kıyılarını bana bırak Birleşik Krallık. Lütfen. Rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Bana bırak buraları. Aynen. Akdeniz kıyıları benim olsun. Sal ya. Sal be kardeşim. Aynen. Aynen. Hadi al orayı. Hadi al orayı Fransa. Beziyers'i de al. Ya ulan Fransa, bana niye saldırıyorsun? Git Birleşik Krallığa saldır ya. Evet. Bitirdiler Fransa'yı ve biz sadece bu kadar toprak alabildik ya. Gerçekten
İnanamıyorum ya. Evet. Ama barışırlar. Yani bütün topraklarını alamazlar bence ya. Değil mi? Şöyle birazcık şuralara doğru ordu çekelim. İtalyacığım, bana askeri erişim izni vermez misin? Verirsin ya bence. Ver ver. Vermiyorlar abi ya, vermiyorlar. Birleşik Krallık sen. Sen verirsin be kardeşim. Neden askeri erişim izni almaya çalışıyorum? Şu Bastia toprağını almak için. Şimdi eğer biz bu Bastia toprağını alırsak, ki bakıyorum sadece iki eyaletleri kalmış, bir tanesi de şurada. Biz bu iki toprağı aldığımızda Birleşik Krallık ve İspanya Fransızlarla barışacak. Bu durumda büyük bir ihtimalle bütün topraklarını alamayacaklar. Biz de Fransızların kalan topraklarını ele geçirebileceğiz. Ama maalesef ne Birleşik Krallık kabul ediyor, ne de İtalya kabul ediyor. Yani şu anda burada adeta sıkıştık kaldık çünkü paramız da yok. Yani liman da inşa edemiyoruz. Ordu basayım desem ordu da basamıyorum yine para olmadığı için. Yani şu an tamamen açıkçası sıkışmış bir durumdayız bu bölgeye. Umarım bir an önce Birleşik Krallık ve İspanyollar Fransızlarla aralarında geçen bu harbi bitirirler. Şöyle hemen bir askeri erişim için izin alayım yine. Yok, yine vermiyorlar. Yok abi, hayır, kabul edemem. Aa, Fransa çıkarma attı, bravo. Hayır, kabul etmiyorum. İlerle biraz be Fransa, hadi. Yaparsın sen. Yok abi, yine kaybetti. Tamam, ilişki geliştirelim kanka. Ya bana bir askeri erişim verin. Ulan savaşı bitireceğim, daha ne istiyorsunuz ya? Bir askeri erişim be kardeşim. Hayır abi, barışmayacağız. Hayır, zorlama Fransa, zorlama. Kaç oldu ilişki? Artı 26. Belki şimdi verirsin. Vermiyor abi, vermiyor. Ya neden vermiyorsun dayı? Niçin yani, neden? Ne zorun var da vermiyorsun şu askeri erişimizini? Savaşı bitireceğiz, yararınıza iş yapıyoruz. Siz geri zekalı olduğunuz için bir tık çıkarma atmıyorsunuz o topraklara. Ama bizim beynimiz var kanka, oynuyoruz yani. Bizim beynimiz olduğu için o topraklara çıkarma atmayı akıl ediyoruz biz. Hala vermiyor, kafayı yedirtir ya. Paramız eksi 175K oldu abi. Arkamızda Türkiye olmasa var ya, şu an hiçbir güvencemiz yok. Arabistan bizim kendi topraklarımızın içinden geçerdi şu anda. Ya ne yapıyorsunuz abicim topraklara? Allah aşkına bana askeri erişim verin, bitireyim ya. Bu nedir ya? Ver ulan şunu. Hala vermiyor. Abi şaka gibiler. Gerçekten şaka gibiler. Ya cidden inanılmaz ya. Çıkamıyorum yani, yok, mümkün değil. Nasıl bir durum abi? Bu ne ya? Adamlar zaten sapık gibi durmadan barış teklif ediyorlar. Biraz daha geliştir. Kabul edecekler abi eninde sonunda yani. Başka bir çare yok. Barışmıyor çünkü adamlar. Adamlar harbiden barışmıyor yani. Neden barışmadıklarını keşke bilsem. Nihayet. Nihayet. Barıştılar abi. İkisi de barıştı. Ve neredeyse hiçbir toprağı almadılar açıkçası. Devam edelim şimdi. Bunların şu anda var ya hiçbir gücü yok. Gir. Böyle gir ha. Bomboş topraklara gireceğiz şu anda. Tek yapmamız gereken bu. Çok güzel, çok güzel. Muazzam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak başladığımız bu seride Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne evrildik ve Akdeniz Devleti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok güzel. Hala da barış teklif ediyor ha adamlar. Yani bu kadar toprak almamıza rağmen hala barış teklif ediyorlar. Toprakları geri kurtarma derdinde değiller. Ama adamların teklif ettiği barış, bütün topraklarımızı alalım kardeşim, ver bütün topraklarımızı geri şeklinde. O kadar saçma ki yani. Kabul etmemizi bekliyorlar bunu bir de. Evet, bitirdik, güzel. Çok iyi. Şimdi yine liman yok değil mi hiçbir yerde? Şaka gibi yani, gerçekten şaka gibi. Harbiden şaka gibi yani. Ya denize ordu çıkaramadığım için Fransa'nın kalan topraklarını alamıyorum. Ordu da basamıyorum. Liman da inşa edemiyorum. Ya harbiden şaka gibi ya. Ya sen bana neden askeri erişim izni vermiyorsun canım? Neden yani? Aa verdi. Aa verdi. Lan şu ana kadar niye vermedin? Bir tarafımızı yırttık burada. Versene şu ana kadar vereceksen. Tamam abi, şimdi hepsine çıkarma atabiliriz. Böylece Fransızları %100'lük bir savaş severi skoruyla mağlup etmiş olacağız. Ama 6 tane eyaletleri var. Ha bir de şu yukarıda varmış abi. Tamam, oraya da yollayalım. Çok güzel. Başarılı, başarılı. Aman. Tamam, sorun yok. Çok iyi. Çok güzel. Son bir toprak, o da Bastia. Bitirdik. Evet dostlar, %100'lük bir savaş seferi skoruyla hem Fransızları hem de Türkiye'nin desteğiyle, hatta tamamen direkt Türkiye fethetti diyebiliriz. Hem de Suudi Arabistan'ı %100'lük bir savaş seferi skoruyla mağlup etmiş bulunduk. Fransız topraklarını almak bizim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü hem değerli topraklar,
Hem de Akdeniz'e kıyısı olan topraklar, Akdeniz'e kıyısı olan önemli bir devlete ait olan topraklar. Bu sebeple ele geçirdiğimiz topraklar bizim için son derece değerli. Önce Arabistan'la barışalım. Aynen öyle, al bütün toprakları Türkiye. Oralar senin, oralar senin hakkın. Hem de Mısır'ı iki taraftan birden kuşatmış olursun böylece. Biz de Fransa'dan istediğimiz toprakları şöyle bir alalım. 217 adet yıldız istiyor Fransa toprakların tamamı için. Bizde ise 155 adet yıldız var. Bastille'yi kesinlikle alacağım. Burası Akdeniz için önemli bir üs olacak bizim için. Şöyle hemen geri kalan topraklardan da alabileceğim en iyi toprakları almaya çalışacağım. Şöyle bakıyorum. Paris toprağı kimde? Evet, Paris İngilizlere gitmiş maalesef. Yoksa Paris'i ben alacaktım yani. Vardı öyle bir planım. Şunları da alalım. Evet, bu şekilde bir barış antlaşması bence gayet güzel. Fransız toprakları, Birleşik Krallık, İspanya ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında güzel bir şekilde bölüştürüldü diyebiliriz. Evet, barış antlaşmamızı da imzalamış bulunduk. Artık 297 bin ekonomiye sahip gerçekten güçlü bir devletiz abi. Evet. Şöyle hemen ordamızı toplayalım. Direkt terhis edeceğim. Hani direkt terhis edeceğim. Yani o kadar ekonomik olarak sıkıntı çektik ki şu savaş boyunca. Ama sizce değdi mi abi bu yaptığımız ekonomik sıkıntılara? Bence değdi. Yani ekonomisi 100 bin olan bir devlet şu an ekonomisini 300 bine çıkardı. Yani nereden baksan 3 katlık bir büyüme. Yani gerçekten bence net bir şekilde değdi bu yaptığımız hamlelere. Ama isyan çıkma olasılığı yüksek. Çünkü bu bölgelerde çok sayıda evet çıkacak bu arada. Bakın yükseliyor isyan riski. Çıkarsa Türkiye'yi çağıracağız abi mecburen. Abi şu paramız bir artıya çıksa. Çıkacak yani, bak yükseliyor şu anda devrim riski. Hızlı bir şekilde yükseliyor yani. Paramız da yok. Bir isyan çıkarsa çok sıkıntı çekeceğiz. Keşke ordularımızın bir kısmını terhis etmeseydik. Tamam, güzel, paramız artıya çıktı. Artık bu saatten sonra sıkıntı çekmeyiz abi. Ama hala isyan çıkmamasına ben şaşırdım açıkçası. Yani o kadar yüksek isyan risklerinde genelde isyan çıkardı. Ama şu anda isyan falan çıkmadı hala. Yani Birleşik Krallık buralarda bol bol yağma yapmış. Bunu anlıyoruz abi net bir şekilde. Çünkü bütün topraklarda isyan riski had safhada. Evet, çok güzel. Tabi bu topraklardaki asimilasyonlar bittikten sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini tanıyamayacaksınız. Tanınmayacak bir yüksekliğe çıkacak ekonomimiz. Gelirimizi zaten izleyin abi. 4500'dü, şu an 5500 oldu. Artmaya devam ediyor. Bir tane toprak var galiba asimile etmediğimiz. Şurada da var. Oğlum bizim bayağı asimile etmediğimiz toprak varmış lan. Bunları niye asimile etmemişiz biz? Etmişiz ama galiba bitmemiş, tamamlanmamış abi. Neyse, tamam, devam edelim. Bakın 5600 ekonomi, 5700, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6700, 6900, 7100, şu yükselişe bak abi. 4500'den 8000'e çıktı neredeyse. Yani neredeyse 2 kat artan bir gelirden, bir gelir dengesinden bahsediyoruz. Gerçekten muazzam rakamlar Kıbrıs gibi bir devlet için. Tek bir eyalette başladık. Hani Güney Kıbrıs'ı almak bile bizim için bir olaydı zamanında. Şimdi ise Fransa'dan böyle çok geniş bir toprak parçası almış bir devlet olarak yolumuza devam ediyoruz. Her şey muazzam ilerliyor abi. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, gerisi kalabilir. Gerisi zaten %90'larında üzerinde. Gelirimiz de halen artmaya devam ediyor. 8500 seviyelerine kadar yükseldi artık. Gerçekten güzel bir ilerleyiş. Şimdi birazcık teknoloji yatırımı yapmak istiyorum. Bir de vergileri kısmak istiyorum abi. Vergileri kısmamız sebebi özellikle Fransa topraklarındaki mutluluğun artıp devrim riskinin azalması. Devrim riski zaten gördüğünüz üzere bitti sayılır. Çünkü bu bölgedeki asimilasyonları da artık tamamen tamamladık. Oha, ciddi misiniz siz? Ne bu kanka? İkinci Dünya Savaşı ama tersten. Almanya demokratik, Rusya da demokratik. Evet. Evet. Ya gerçekten ilginçsiniz ya. Harbiden İkinci Dünya Savaşı vibe'ı veriyorlar şu anda. Neyse, devam edelim. Bu arada ülkemiz şu anda bilim açısından altın çağını yaşıyor. Araştırmada %18, savunma bonusunda %15, üretim gelirinde ise %8'lik bir artış gösteriyoruz. Evet, yine beklenmedik bir savaş ilanı. Yani yapmayın bunu be kardeşim. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ki? Daha yeni toparladık kendimizi. Bir durum be. Bir durum be. Ne gerek vardı? Değdi mi yani şimdi sizin savaş ilan ettiğinize? Değdi mi kardeşim? Ordu da basamıyoruz adam akıllı buralarda. Nüfus yok çünkü. Evet. Savunmamızı Cezayir topraklarında gerçekleştireceğiz. Bu gördüğünüz topraklar üzerinde gerçekleştireceğiz savunmayı. Ne kadar direnebiliriz, ne kadar savunma yapabiliriz emin değilim ama elimizden geldiğince savunmaya çalışacağız. Evet, fazla da direnemeyeceğiz gibi görünüyor zaten. Evet, kötü oldu. Kötü oldu, harbiden kötü oldu yani. Bir anda ekonomimizi 246 bine kadar düşürdüler şu anda. Tamam, o zaman Fransa topraklarından ordu basalım biz de. Ama oradaki ekonomiler de çok iyi. Oradaki ekonomiyi de harcamak istemiyorum açıkçası. Türkiye'yi çağıralım desem yani bu sefer Fas topraklarını Türkiye alacak ve
Bize bir şey kalmayacak abi. Yani bak Mısır'ı da Türkiye almış ya. Yapma ya. Abi bu çok kötü oldu. Oraları ben alacaktım be Türkiye. Ya bu harbiden çok kötü oldu ya. Ya sen niye bana savaşı ilan ettin ki kardeşim? Niçin yani? Neden? Al işte. Ya en nefret ettiğim şeyi yapıyor abi ya şu anda. En nefret ettiğim şeyi yapıyor. Tamam güzel kuşattık. Tamam. Şimdi abi buradan sağlam bir ordu topluyoruz. Ekonomi tekrar toparlanır ama yani o toprakları tekrar geri alamayız abi. Bir daha zor olur yani. Çünkü o toprakları alıp bir barış antlaşması imzalarsa Erfas benimle ne kadar güçleneceğini siz tahmin edin. Ya bu adamlardan bir daha toprak almak çok sıkıntı olur. Biz şimdiden yani halledelim bu işi. Şimdiden alalım şu paz topraklarını ki ileride daha çok sorun çekmeyelim. Aman. Şuraya bir limanı işaret lütfen. Aman. Az daha yine bu orduların hiçbirini denize çıkaramıyorduk. Allah'tan paramız artıdaydı. Harbiden kafayı yiyecektim yani. Böyle çıkaralım abi orduları denize. Evet hadi bakalım Fas Efendi. 58 binlik orduyla geliyorum kardeşim. Trablus'tan gireceğim. Böyle batıya doğru gideceğim abi. Şimdi burada kritik nokta umarım bana bir çıkarma falan atmazlar. Çünkü şu anda param tamamen ekside. Ekonomim tamamen çöp durumda. Evet işte bundan korkuyordum. Yani şu an tamamen kötü bir durumdayım. Şimdi ben orayı nasıl savunacağım? Aklımdaki soru bu benim. Ben şimdi orayı nasıl savunacağım? Param yok. Ordu basamıyorum. Kredi alalım desem. Alabilir mi? Evet tamam güzel. Krediyle savunabiliriz abi. En azından bir süreliğine idare edecek kadar kredi alırsak o bölgeyi savunabiliriz gibi görünüyor. Toplamda 5000'lik bir orduyla geldi o bölgeye şu anda Fas Devleti. Evet 5 krediden fazlasını aldık. 5000 ordu da basamayız gibi görünüyor büyük bir ihtimalle. Kötü bir durum. Güzel topraklarımızın pek çoğunu geri kurtardık şu anda. Bir ordu basım işlemi daha. Ya savunma yaparsak alırız gibi ya. Değil mi? Aha 22 binlik bir ordu. Kim bilir nereye geliyor. Şöyle savunma yapmamız lazım abi. Sen devam et. Sen bekle. Nereye gelecek bakalım ordu? Evet 12 bin orduyla da o bölgeye saldırdı. Yine kötü oldu. Evet geriye geliyor maalesef. Of. Of. Abi kaç bin ordu getirdim. Hala alamıyorum adamı ya. Gerçekten üzücü ya. Yine Türkiye'yi çağırmak zorunda kalacağız galiba. Evet. Şu an içimizden geçiyorlar abi ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Evet. Son çare artık abi yapacak bir şey yok yani. Harbiden yapacak bir şey bırakmadı adamlar bize. Çok güzel oynadılar, çok güzel hareket ettiler, çok güzel hamleler yaptılar. Bize yapacak bir şey kalmadı yani ne yapalım. Elimizi kolumuzu bağladı abi adamlar. Ya beni bir salmadılar ki bir güçleneyim, bir kendimi toparlayayım. Ya sürekli bir savaştayım abi, sürekli bir atraksiyondayım böyle bir normal bir şekilde duramıyoruz yani. Sürekli bir savaşta olmak zorundayız sanki. Durmuyoruz yani. İnanılmaz bir şey ya. 55 bin ordu getirdik gene alamadık bu adamları ya. Türkiye hadi abicim acil destek lazım yani bana. Hadi seri biraz daha. Ben saldım vallahi benden bu kadar yani. Artık gerisini Türkiye halledecek. İsimler zaten Allah'ına kavuşuyor ülke isimleri. Hadi be Türkiye bir şey yap. Heh şöyle ya. Al abicim şu toprakları. Tek ümidim şu anda Türkiye yani benim. Başka bir ümidim yok. Paramız... Heh güzel tamam. Paramızın artıya çıkması iyi oldu. Hala Fas'tan toprak alabilirim aslında biliyor musunuz? Türkiye benim topraklarımı kurtarır. Tamam ilan edeyim. Türkiye benim topraklarımı kurtarır. Ben de ordu basar Fas'ın topraklarına giderim. Yani hala öyle bir ihtimal var. Aynen bu şekilde abi evet. Şimdi ben burada birazcık ordu basacağım. Aynen öyle. Şurayı da bir alabilirsek. Çok iyi. Çok güzel. Şimdi abi bas orduları ilerlemeye çalış. Türkiye sen geriyi halledersen çok memnun kalırım. Harbiden senin geriyi halletmen çok daha önemli şu anda. Tamam. Güzel. Devam. Çok iyi abi. Aynen işte ben de bunu istiyordum. Harbiden var ya eğer böyle bir şey yapar da Fas'tan toprak alırsak gerçekten artık hani oyunun ne kadar ustası olduğumuzu kanıtlarız abi. Çünkü böyle bir arkacılık sanatını bizden başka kimse yapamaz. Türkiye'yi savaşa çağırdık. Türkiye'yi kullanarak kendimize toprak alıyoruz şu anda.
Bu harbiden artık kitabını yazmaktır yani arkacılık işinin. Evet Türkiye, buraları halledersen çok güzel olacak abi. Hadi sen yaparsın koçum. Sen yaparsın. Devam. Aman aman aman, çok güzel savundular. Çok muazzam savundular. Bize birazcık daha ordu lazım. Neyse ki paramız yerinde. Ordu basabiliyoruz en azından. Tamam devam. Aman kaybetmeyelim abi o toprakları. Sakin. Sükunetli bir şekilde ilerleyelim, tamam mı? Sorun yok yani. Paramız var. Her an istediğimiz gibi ordu basabiliriz. Sorun yok. Türkiye. Şu anda Türkiye'nin desteğine ihtiyacım var benim yani. Tek gereken Türkiye'nin desteği. Türkiye de getiriyor desteği. Güzel. Aferin Türkiye. Helal lan sana. Rabat'a bir girebilirsek çok güzel olacak. Giremedik. Evet Türkiye toprak alacak. Evet Türkiye toprak aldı maalesef. Tamam sıkıntı değil, sıkıntı değil. Türkiye ile aramızda bölüşebiliriz yani Fas topraklarını. Bana uyar. Bana hava hoş abi. Bana hava hoş. Bizim şeyleri de kurtarmışlar. Güzel. Bana her türlü hava hoş. Orayı, ah orayı ben alsaydım güzel olurdu be Türkiye. Bazı yerleri de sal be kardeşim. O kadar da alma yani, ne bileyim. Rabat'ı biz alak bari. Evet Rabat'ı biz aldık. Güzel, Rabat'ı bizim almamız güzel oldu. Şu Keuta'yı da bir alalım. Gerideki ordularda yine desteğe gelsinler. Şuraya saldır abi. Tamam çok güzel. Biz bence gayet iyi sayıda toprak alıyoruz şu anda. Devam edelim bu şekilde. Evet orayı da maalesef Türkiye aldı ve evet geri kalanı da Türkiye alacak gibi görünüyor. Şurayı da alırsa Fas çok güzel olur. Hadi Fas al orayı be kardeşim. Hadi Fas. Al be şurayı. Lan alamıyor. Evet Türkiye atağa geçti ve biz toprak kaybettik lanet olsun. Bir dakika, orada askeri alma işlemi yapmamız lazım bizim acilen. Yoksa Türkiye alır o bölgeyi. Orayı Türkiye'nin almasını ben istemiyorum açıkçası. Evet Türkiye aldı. Aferin Fas, güzel comeback. Birazcık daha comeback atman lazım. Yok abi daha da atamadı, evet bitti. Yok bitmedi ama bitti yani. Tamam bölüşelim abi. Ya bak ben senden sadece şuraları istiyorum, tamam mı? Sadece bana kıyıları ver. Al gerisi senin olsun ya. Al, hiç önemli değil, al. Tamam mı? Bir de şunları. Tamam budur abi, budur. Budur. Buralar niye alınmadı? Tamam Tunus'ta da alayım da birleştirmem lazım abi. Türkiye kabul eder zaten. Zaten Fas'ın tamamını alıyoruz bu barış antlaşmasıyla. Yani en azından Kuzey Afrika'dan atıyoruz. Tamam abi bu şekilde barış antlaşması imzalayalım. Bence gayet güzel oldu abi, tamamdır, çok iyi. Çok da güzel bir ekonomi kasmış olduk kendimize. 310 binlik bir ekonomiye sahip olduk. Çok iyi abi. Her şey şu anda muazzam ilerliyor. Videoya da bakıyorum artık 23 dakika olmuş. Yavaştan bu bölümü burada noktalayalım dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımda siz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadık linklerden Kerem'le İmparatorlu Discord sunucusuna katılabilir. Aynı zamanda ageofstorytürkiye.com forumunu ziyaret ederek mod ve senaryolara göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.